Fenerbahçe'nin son 3 maçına bakalım. Antwerp, Alanyaspor, Konyaspor. Evet. Öncesi Trabzonspor. Yok yok, son 3 3 maçı maç. Aynı golü yedi üçünde de. Efkan attı Alanyaspor'da. Antwerp'te ikinci golü attı. Ön direkte aşırttı, arkada tamamladı. Burada da şey attı. Abdülkerim attı. Yani şimdi burada ciddi bir ya antrenmanda bir problem var. Konyaspor'un tabii ki yani sonuçta şöyle bütün her şeyi çalışırsınız yine gol yiyebilirsiniz. O ayrı mesela hep şey derler yani Arjen Robben'i sürekli çalışıyorduk ama hep aynı çalımı atmayı başarıyor diye. Bu ayrı bir konu. Yetenek ayrı bir konu da. Bazı şeylerin geldiğini bilirsin ama önleyemezsin. Şimdi yani. Ama yani yenilen ikinci gol 3 maçtır aynı arka arkaya yani seri halinde yiyorsun aynı golden. Şimdi bu işin teknik boyutunda ciddi eleştiri alması gereken bir nokta. Şimdi burada tamam ilk gol hatalı demem kesinlikle. Yani sonuçta çok ekstra bir vuruş. Sadece az önce Muslera'yı konuşurken şunu söyledim. Elit kaleci seviyesi o golü çıkarabilir. İlk golü çıkarabilir. Yani golün güzelliği ayrı, adamın vuruşu ayrı. Soner'in tebrik ediyoruz bu arada. Güzel bir gol. Çok güzel. Ama yani aynı gollerin arka arkaya yeniyor olması Fenerbahçe için en büyük problem. Problemlerden biri de şu. Ben bunu sezon başında bir kere söyledim Adana Demirspor maçından sonra. Baktım ooo ben futbol cahiliymişim yani herkes futbol üstadı. Ben futbol cahiliymişim. Sustum ondan sonra. Şimdi 1-0 öne geçti Adana Demirspor deplasmanında Fenerbahçe. 60. dakikalarda falan baktım takıma. Takım bugünkü Gaziantepspor gibi oynuyor. Beşli oynuyor. Orta sahada kalan oyuncular Miha Zayt, Mesut Özil, Gustavo. Bu üçlü top kapacak. Orta sahada Fenerbahçe hücuma çıkacak. Rakip Adana Demirspor değil. Kim olursa olsun. Senin elinde Mesut'la Zayt'la sen orta sahada top kapmaya çalışırsan. Kapamazsın. Beklersin. Rakip oynar yani. Çünkü diğerleri ceza sahasının çizgisinin üzerine dizilmiş 5 kişi. Evet. Üçlü savunmadan bizim anladığımız buysa. Bunun adı beşli. Bunun adı beşli bir bu. Üçlü savunmadan anladığımız buysa. Biz o zaman futbol filan konuşmayalım. Gerçekten konuşmayalım. Şimdi taktik konusunda, diziliş konusunda esneklik. Vitor Pereira diyor ki ben zaten maç içerisinde bu esnekliği sağlıyorum. Nasıl sağlıyorum? İşte rakibin sağ beki ya da sağ çizgi oyuncusu yaklaştığı anda Ferdi öne çıkıyor. O sayı geliyor. Dörtlü oluyorum ben diyor. Yani top rakipteyken. Top bendeyken de diyor. Ferdi çıkıyor. O sayıda kontrollü olarak veya işte top hangi taraftaysa kontrollü olarak birbirlerini dengeliyorlar karşı karşıya. Ben bir kişi fazla oluyorum hücumda diyor. Evet. Şimdi onun tezi bu. Ama diyor burada diyor futbolda diyor diziliş değil davranış, reaksiyonlar esas belirleyicidir diyor. Fakat şunu söylememiz lazım. Elbette reaksiyonlar, elbette sen bir adım fazla koşarsan o topu kaparsın. İki tane fazla depar atarsan rakibi daha eksik yakalama şansın olur vesaire vesaire. Elbette reaksiyonlar önemlidir ama oyuncu tipi diye bir şey var. Şimdi Fenerbahçe baskı kurarken ortaları sürekli tiserant yaptı. Evet. Şimdi bu normal bir durum değil. Fenerbahçe tiserantın ayağından ceza sahasına top gönderiyorsa o zaman bu sistemin ya da dizilişten bahsetmiyorum. Bu oyun planının arızaları var. Başka bir şey yapman lazım. 2-0 önde Konyaspor. Fenerbahçe baktım yine ikinci yarıda önemli bölümde yani bir 10-15 dakika top Konyaspor'a geçtiği anda yine beşli. 2-0 mağlupken dahi bu düzenden vazgeçilmiyorsa veya oyuncular psikolojik olarak üçü de yemeyelim maç kopmasın, tutabildiğimiz kadar tutalım. Çünkü takım çok kötüydü dün. Önceki gün. Psikolojik olarak bunun sıkıntısını yaşıyorsa ya en ortadaki adamı çıkar mesela. Ya da Tisserand'ı çıkar mesela. Artık fazla sana yani. Çünkü belli ki senin saldırman lazım. Senin hücum yapman lazım. 3 tane stoperle bekliyorsun. Sadece Çikaleş'i var.
Serdar Gürler ve Bütici düzenli olarak oyundan düşüyor dakikalar ilerledikçe. Senin artık hamleler yapman lazım. Yaptığı hamlelerde açık konuşayım. İrfan dışında bir katkı sağladı mı dersen çok da böyle dolu dolu bir evet bak oyun fark etti falan diyemiyorum. Tamam Pelkas'la Rossi'den daha iyi performanslar vardı işte Serdar evet. Dursun'dan olsun. Daha iyi performanslar vardı ama ciddi anlamda bence teknik adamın kendisini sorgulaması gereken bir noktaya gelinmiş durumda. Üçlü savunmaya ya da üçlü düzene 3-4-2-1 3-4-1-2 dediğimiz düzene saygı duyuyorum. Bu dizilişle başarıya ulaşabilir misin? Ulaşabilirsin. Fakat düzenli olarak skor ne olursa olsun aynı dizilişle sahada olman bence Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Ya şimdi saldıracaksın artık. 2-1'i yakalamışsın mesela değil mi? Bir uzatmalarla bir 10 dakika top oynandı 2-1. Saldıracaksın artık. Yani top Tisserand'ın ayağında kalıyor sürekli. Tisserand'ın ayağında. O da orta yapıyor. Şimdi normal bir durum mu bu? Tisserand'ın Fenerbahçe'nin beraberliğe ihtiyacı olduğu ya da gole ihtiyacı olduğu anda top kullanması. Normal bir durum mu bu? Elbette değil. Orada bir sağ bek olacak hani orta açma meziyeti olan. Veya niye orta açıyorsun? Aynen öyle. Yani Valencia var, Rossi var, Pelkas var. Bunlara yok Rossi mı orta... çıktı. Hayır. Genelde de Fenerbahçe orta yapıyor. Evet evet. Yani demek istediğim şu. Bu esnekliği sağlayamadığın sürece düzen, mevcut düzen seni bitirir. Çok net söylüyorum. Yani. Seni değil Fenerbahçe'yi bitiriyor. Pereira'yı da bitirir. Ya, Pereira bittikten sonra Fenerbahçe bitiyor işte. Yani bu yanlışlar seni çok güzel denedim ama sezon başından beri işte mesela bazı maçlar var. Üçlü savunma değil mi? Fenerbahçe üçlü savunmada mesela en iyi olduğu yer üçlü savunma dedik. Orada bile bir türlü istikrar yakalayamadı. Ama işte o tempo düştüğü an. Bir bakıyorsun muhak var bir bakıyorsun ki. O zaaflar ortaya çıkıyor. Abi tempo niye düşüyor? Biz 3 hafta önce Fenerbahçe liderdi değil mi? Abi belli başlı oyuncular sallandı ama bu sistemde. Başta Gustavo. Gustavo 16'da 16 yaptı Konya'da. 16 resmi maç, 16-11. Tamam. Şimdi kolay adam, değil. Adam artık... Ama alternatiflerim var abi. Tamam da yok yaşında abi. Abi. Şimdi Gustavo ne kadar yok? Yok abi. Peki Gustavo kaç hafta yok? Bir ay yok. Bir ay Fenerbahçe yok. Alternatifi yok o zaman Fenerbahçe oturup her maçı kaybetsin. Öyle şey olur mu abi ya? Bir ay yok demeyeyim ya da şöyle söyleyeyim. Ya 3 hafta yok diyelim ki. Gustavo sezonun en formda oyuncusu tamam da. Fenerbahçe 6 ay yok diye, Gustavo yok diye. Hatta bir oyuncu da Valencia'da yok diye. Bunların alternatifleri yok diye. Geçen yani, sene o problemi şöyle çözebiliyordun. Ozan Mert Hakan yapıp orada dinamik Sosa bir, Mert Hakan. Ya da Sosa Mert Hakan abi, yapıp bir dinamizm sağlayabiliyordun. Sosa var döndü ama, onun da sakatlığı vardı. Abi, çok net, çok özür dilerim lafını kestim. Fenerbahçe'nin geçen sezon oynadığı en iyi oyunlardan bir tanesi. Konya deplasmanı yine. Mert Hakan Sosa ilk yarı 3-0. Şimdi bunları geliştirebilirsin. Mesela geçen sezon bir 10 maçlık bir durum var değil mi? Evet. Emre Belezoğlu'ya gelen. Şimdi bunları görüp işte artık her şey ulaşılabiliyor. Yani her türlü bilgiye, her türlü istatistiğe ulaşabiliyorsun. Özellikle kulüplerde bu tip teknolojiler var. Son 10 maçta ne yapmış bu takım? Ne yaparak bu sonuçlara ulaşmış? Ne yaparak taraftarı memnun eden, nispeten geçmiş dönemlere göre memnun eden bir oyun oynamış? Ya taraftarı memnun etmekten ziyade ne yaparak kazanmış ağırlıklı olarak. İşte kazandığı maçlarda da Fenerbahçe'yi bak. Biz mesela ben Fatih Terim'in tekrar söylüyorum. Trabzonspor maçı, Lazio maçı bu sezon en keyif aldığım maçlardan iki tanesiydi.